my China plates. How you doing? Good. Merhaba. Bir başka Bad Hair Day'den herkese merhaba. Bugün artık birinci yılımızı doldurduk ve kendimi bir East Londoner, Doğu Londralı olarak atfedebiliyorum. Şimdi birinci yılımızın şerefine bugün kendime şöyle bir ödül verdim. Doğu Londra'ya özgü bir yemek yiyeceğim. Jelly eel yiyeceğim. Bir de mash pie. Pie mashed ya da. Bakalım nasılmış. Yani bunu özellikle birinci yılın sonuna sakladım. Daha hazır hissetmiyordum. Çünkü farklı yiyecekler gerçekten. Siz de göreceksiniz. Yani herkesin çok da keyif alarak yiyemeyeceği şeyler. O yüzden biraz zaman geçmesi gerektiğini düşünmüştüm. Bugün bir kutlama olacak o yüzden. Beraber ben yiyeceğim, siz izleyeceksiniz. Bakalım. Hadi bakalım. Görelim. Açık. Çok heyecanlıyım. Çok şanslı hissediyorum kendimi. İkisini de bir arada bulabildim. Şimdi bir parka gidelim. Şeye götüreyim sizi, Greenwich Park'a götüreyim. Güzeldir orası. Jellied olmayan, pardon. Yılan balığından yiyeceğim. İçinde kılçığı var. Güzel. Yani yumuşacık. Ya bildiğim balık yani. Bir numarası yok. Ama jelatinli, jelli olsaydı o gerçekten yemesi çok zor görünüyor. Yani o jel, bir de soğuk servis ediyorlar. Bu mesela biraz ılık. O jelli şeyi böyle soğuk yediğinizi tahmin etseniz, düşünsenize. Bu fena değil. Yani balık işte. Haşlanmış balık gibi bir şey. Güzel güzel, beğendim. Şimdi pie and mash'in tadına bakacağım. Bu üstündeki yeşil sosa liquor diyorlar. Maydanoz var içinde. Bu kılıç balığı, ne o, yılan balığının suyu var, yani o haşladıkları suyu, maydanoz, un, limon galiba biraz var. Baya güzel, değişik bir tadı var, yani kötü değil. Evet, şimdi bir yılda neler oldu? Bir yılda çok şey oldu aslında. 16 yıllık öğretmendim ben, İngilizce öğretmeniydim. Özel okullarda çalışmıştım. Bir anda Londra'ya geldik, taşındık eşimle beraber. Ve hani mesleğimi bıraktım. Bu benim için çok kolay olmadı. Hani bir anlamda bazen çok özlediğim zamanlar oldu. Hala özlüyorum, düşünüyorum yani yapsam mı tekrar diye, ama uzun vadede planlarım arasında çocuklarla çalışmak yok. Yani dil okullarını çok istiyorum. Onun için uğraşıyorum. Şu anda o işi yapmasam da tamamen çok farklı bir iş yapıyorum. Yani çocuk bakıcılığı yapıyorum. Benim sürecim de şöyle oldu. Geldiğimizde baristalık yaptım. Baristalığı öğrendim ve bir kafede, bulunduğumuz bölgede bir kafede çalıştım. Baristalık yaptım 6 ay kadar. Artık harika macchiato'lar yapabiliyorum. Kahve zaten çok severim ben. Güzel oldu, farklı bir deneyim oldu. 6 ay orada çalıştım. Sonrasında çok çocuk bakıcılığına başvurdum. Birkaç aileyle görüştüm, ettim. Önce part time başladım. Şu anda da full time çalışıyorum. Küçük 2 yaşında bir çocuk. Full time 9-5 arası. Yani onun bakımıyla uğraşıyorum. Evdeyiz, işte dışarı çıkıyoruz falan filan. Yani genel neler yapılıyorsa. Şimdi geriye dönüp baktığımda hani bu arada şeyde devam ediyorum. Yani başvurularımı yapıyorum dil okulları için. Bunun için maalesef ki önyargılı davranıyorlar. Yani biz native, ana dilimiz İngilizce olmadığı için çok da şanslı değiliz o konuda. Ama hani olmaz değil, olur. Sadece bu bir süreç.
Bakalım yani, şans dileyin bana da. Çok istiyorum çünkü yani yapabilirim bu işi diyorum. İstiyorum size. Yaşadığımız çevre Londra'da, Doğu Londra'da yaşıyoruz. Buranın adım adım her yerini biliyorum. Yani öyle ki her gün evde hiç oturmuyorum, öyle diyebilirim size. Her gün bir şekilde gitmediğim yerlere gidiyorum. Geziyorum müzeleri, parkları, artık bilmediğim sokağı kalmadı herhalde buranın. Bulunduğumuz bölgenin dili de çok ilginç gerçekten. Cockney accent. Farklı böyle bir aksanı var. Farklı bir dili var. Böyle simgesel, böyle betimlemeli bir dil. En başta hani size giriş yaparken dedim ya my china plate diye. O aslında arkadaşlar demek. Arkadaş demek. China plate. Gibi gibi böyle değişik simgesel tanımlamaları falan var. Onu anlamayı öğrenmeye çalışıyorum. Aslında şu anda günümüzde bu dili çok konuşan yok. Çok nadir yaşlıcı olanlar ya da işte ne bileyim çocuğunu öğretmişse genç nesilde de var tabii bu dili kullanan. Böyle dilini anlamaya çalışıyorum. Etrafı gezmeye çalışıyorum. Bir yılda birçok yol, herhalde binlerce kilometre yürümüşümdür. Neler değişti? Önceden mesela İzmir'de oturuyorduk biz. 7 yıl oturduk. Öncesi İstanbul'du. Yani her yere bir araçla, en son zamanlarda artık bir arabayla gidiyordum. Markete bile, 500 metre ilerideki bir markete bile arabayla gidiyordum. Oysa ki burada her şey yürüyerek. Şimdi hele koronadan sonra hiçbir vasıtaya binmek istemiyorum. Bisikletim vardı, maalesef çalındı. Hani o da bir gerçeği buranın. Ondan da bahsetmem gerekirse, burada suç oranları maalesef çok da düşük değil. Özellikle bisiklet çalma hırsızlığı anlamında birinci sırada belki de yer alıyor. İkinci sırada da şey yer alıyor, bıçakla adam yaralama. Yani bu da maalesef çok yaygın bir suç. Bizim bölgemizde de geçen hafta iki tane yaralama vakası oldu mesela. Çok rahatsız edici bir durum ama buranın da gerçeği bu. Bu bir yılda değişen bir diğer şey benim hayatımda. Ben mesela çok okumayı seven biriyim. Romanlar, benim hani vazgeçemediğim romanlarım vardır. Hala yani öyle, hala çok severim. Ama artık romanların beni kesmediğini anladım. Biyografilerle çok ilgileniyorum şu ara. Onlar çok hoşuma gidiyor. Ayrıca hani çocuk bakıcılığı yaptığım için çocuk kitapları inanılmaz güzeller. Yani bunları keşfediyorum. Yeni şeyler ediniyorum. Yeni alışkanlıklar ediniyorum yani bir diğer deyişle. Hani dünya öyle. Şehri Londra'da aslında çok da sakin, stressiz bir hayat yaşadığımızı görüyorum. Bir kere hani ne kadar kalabalık olursa olsun, gittiğiniz neresi olursa olsun bir sessizlik, bir sakinlik var hep. Yani bu hani ilk zamanlarda biz yadırgıyorduk yani, nerede hiç araba geçmiyor mu burada, hiç ses yok falan diyorduk. Ama artık alıştık hani ses olduğunda falan böyle irkiliyoruz, ne oldu ki falan, bir şey mi oldu, bir olay mı var diye. Güzel yani, stressiz hayat, sakin hayat, kimse acele etmiyor. Hani sabahları acele eden insanlar tabii ki oluyor, özellikle metrolarda oluyor ama hani sokakta öyle koşturan insan yok. Belki de oturduğumuz bölgeden kaynaklanıyor bu. Şimdi bu bir yıl içerisinde biraz kendimi de keşfetme fırsatım oldu. Kendimi tanıma fırsatım oldu. Dediğim gibi daha önceden full time öğretmendim ben ve özel okulları biliyorsunuz aşağı yukarı. Çok yoğun çalışılıyordu. Yani gündüzü ayrı, gecesi ayrı bir stres, bir çalışma. Öğrencisi ayrı, velisi ayrı. Hani gerçekten dünyanın en zor işlerinden biriymiş diye düşünüyorum şimdi uzaktan baktığımda. Ve şu an hani karşılaştırdığımda hiçbir stresim yok. Yani bu istersen ne iş yaparsan yap burada, sanırım o anlamda bir rahatlık, bir kafa rahatlığı var, bir stressiz bir hayat var. Bu gerçekten güzel. Diğer bir mesele bahsetmek istediğim, burada kıyafet anlamında çok para harcamıyoruz. Yani hiç harcamıyoruz diyebilirim. Çünkü yani rahatlık en ön planda, herkes için öyle. Yazın şıpıdık terlik, kışın spor ayakkabısı şeklinde, en basit hani ayakkabı anlamında düşünürseniz. Hani geçmişle kıyasladığım zaman ne kadar çok para harcıyormuşum ben kıyafete diye düşünüyorum. Şimdi bu bir yıl içerisinde getirdiğim iki bavul eşya, kişisel eşya ve giyim anlamında, bana yetti. Yetti yani, yetiyormuş. Hani bunlar hiç de önemli değilmiş ama hani geçmişe baktığımda gerekliydi. Çünkü özel okuldaydım, çalışıyordum. Hani her gün farklı bir kıyafet giymek
İşte şık olmak, o şıklığın altına uygun bir ayakkabı vesaire vesaire, ne kadar çok detay varmış. Şimdi bakınca yani ne kadar gerçekten zor bir yaşammış bizim yaşadığımız. Burası bir şey olarak düşünün, sayfiye yeri gibi. Hani denizi olmayan sayfiye yeri gibi. Herkes çok rahat. Yani hani daha önceki videomda bahsetmiştim. Canary Wharf gibi bir yerde çalışıyorsanız bile oraya gidene kadar ayağınızda spor ayakkabısıyla gidiyorsunuz ve orada ofiste sadece ayakkabınızı değiştiriyorsunuz. Hani casual smart olayı inanılmaz fazla hani iş anlamında, ama sokakta hafta sonu asla öyle. Yani benim bulunduğum bölge East London'da maalesef bahsediyorum. Hiçbir şekilde öyle şıkıdık şıkıdık şık giyinen birini görmüyorsunuz. Herkes çok spor, çok rahat. Hani işin ipin ucunu kaçıranlar da oluyor. Mayosuyla, bikinisiyle gezenler ya da üstsüz gezenler de oluyor. Yani işin aşırı bir ucu olarak, ama genel olarak durum bu. Güzel, seviyoruz. Şimdi bir yıla baktığımda hani her şey böyle çok da güllük gülistanlık değildi, ama işte ne bileyim, bisikletim çalındı, sağlık sorunumuz oldu, varolun dişleriyle ilgili bu korona döneminde diş ağrısı, aylarca diş ağrısı vesaire çekti. Bisikletim çalındı, hala paylaşımlı bir evde oturuyoruz, bir odada yaşıyoruz gibi gibi. Aslında çok da tamamıyla çok da olumlu zaman geçmedi. Yani bu bir yıl zorlukla geçti. Ailemizi özlüyoruz. Maalesef bir yıl içerisinde hiç göremedik, gidemedik. İzmir'in kışını özlüyorum. Herkes yazını sever ya, ben tersim işte. Kışını özlüyorum. Oradaki arkadaşlarımı özlüyorum. Kordon'a gittiğimiz, neresiydi o, adını hatırlayamıyorum şimdi, oraya giderdik. Yani o İzmir'in, canım İzmir'im, güzel bir şehirdir gerçekten. Hani Türkiye'deyseniz İzmir'e gidin. Orada yaşayın. Yani Türkiye'de tekrar yaşasak herhalde ben tekrardan İzmir isterim. İzmir'e gitmek isterim. Özlüyoruz onları, ama biliyoruz ki kavuşacağız tekrardan. Bir diğer bahsetmeden geçemeyeceğim mesele de Ege otları, sebzeleri. Allah'ım, enginar ya. Canım çok istiyor enginar. O semizotu, Allah'ım. Börülce, deniz börülcesi. Nasıl canım istiyor anlatamam size. Burada şey, enginar buldum ama konserve yani. Baby enginardı, böyle minnacık. Yine de tabii hani yok, hiç yoktan iyiydi diyebilirim. İdare ettim. Özledim. Ama diğer taraftan da artık yerleştiğimizi düşünüyoruz. Artık buralı olduğumuzu düşünüyoruz. Hani işlerimizi de daha yoluna koyduk. Gibi gibi artık burayı da çözdük. Hani başımıza kötü şeyler de gelse artık bunları biliyoruz ve daha farklı, buna daha hazırlıklıyız. Yani zaten gelirken her şey güllük gülistanlık olacak diye gelmedik biz. Bunları aşağı yukarı kestiriyorduk neler yaşayacağımızı. Ama olumlu bir yıldı, güzel bir yıldı. Artık buralıyız. East Londoners. Son söz olarak şunu söyleyeceğim. Konfor alanından çıkmak lazım. Yani bu herhangi bir şey olabilir. Atıyorum otobüse binmek yerine yürümek gibi. Konfor alanından çıkınca hayata daha farklı bakıyor insan. Daha yeni şeyler görüyor gibi gibi gibi. Böyle yurt dışına gelmeyi düşünen, planlayan insanları her zaman cesaretlendiririm ben. Her ne kadar kendimi bu cesareti çok öncelerden veremediysem de yapın. Yani uzun süreli olmak zorunda da değil. Ama biz konfor alanından çıkıp yeni bir şeyler yapmak yeni şeyler öğretiyor insana, yeni şeyler yaşatıyor. Pişman değiliz. Siz de pişman olmazsınız. Deneyin. Burası Waterstones. Çocuk kitaplarım var. Hastasıyım. Şu. The Story of Orchestra olan. İnanılmaz güzel bir kitap. Bunun birkaç farklı kitabı daha var aynı şekilde. Müzikli kitap. Şöyle ki, hikaye, normal hikaye var içinde. Bilinen klasik hikayeler.
Ama her sayfada bir tane şey tuş var, buton. Ona basıyorsunuz ve orada o hangi kitap, mesela bu kitap kiminmiş? Yazmıyor. Ha, burada Çaykovski'ymiş. Mesela her sayfasında bir buton var. O butona basıp Çaykovski'nin o eserde ki o sahnesi için olan müziği dinliyorsunuz. Ve şey, benim Anthony bayılıyor. Bayılıyor yani. Eminim bütün çocuklar beğenir. Ama çocuklarınki inanılmaz güzel. Yani öyle değişik kitaplar var ki, şu Peppa'lar falan acayip popüler zaten. Bu televizyon serisi var. Şu Peppa the Mermaid diyor. Artı şeyler var. Mesela Relativity, şey, yer çekimi, işte görecelilik, işte Einstein'ın görecelilik felsefesini anlatan bir kitap var ama çocuklar için yapmışlar. Yani inanması, hayal etmesi güç. Sonra resmini bulup size gösteririm, bırakırım. Bugünün de sonuna geldik. Güzel müziğimizle. Güneşli bir gün. Yanıyorum yani şu anda. Anlatamam size. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. See